Evet, herkese iyi akşamlar. Ben Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığına Bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ersin Nazlıcan. Bugünkü webinarımız Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği tarafından hazırlandı. Sizlere iki arkadaşımız sunum yapacaklar. Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği Biyosider olarak kısaltılmış kullanıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde de biyosidal ürünlerle ilgili kafaya takılan çok fazla sorular mevcut. Özellikle buna da vurgu yapmak için webinarlar düzenlemekteyiz arkadaşlar. Derneğimiz de 2015 yılında Ankara'da kurulmuştur. Son 5 yıl içerisinde de 9 adet uluslararası kongre derneğimiz tarafından düzenlenmiştir. Bu yılda Mart ayında 5-9 Mart tarihleri arasında yine uluslararası düzeyde bir kongremizi online olarak yapacağız. Bu webinarda Doktor Burak Kurt, halk sağlığı uzmanı ve Doktor Onur Acar bizlere sunum yapacak. Doktor Burak Kurt, Biyosidal Ürünler adlı sunumunu, Onur Acar ise el ve yüzey dezenfektanları ve COVID-19 pandemisinde kullanımı başlıklı sunumu yapacaklar. İlk sözü Doktor Burak Kurt arkadaşımıza vereceğim. Doktor Burak Kurt arkadaşımız şu an halen Sağlık Bakanlığı'nda Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı'nda halk sağlığı uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evet, Burak Bey, sunumunuza başlayabilirsiniz. Teşekkür Söz ederim. sizde. Sözü size Teşekkür veriyorum. Buyurun. ederim Mersin Hocam. Bugün ben ilk sunumu ben yapacağım. İki parçalı bir sunum yapacağız. Ben biyosidal ürünlere giriş konusunu anlatacağım. Öncelikle tanımlardan başlamak istiyorum. Biyosit nedir? Kimyasal ya da biyolojik açıdan zararlı olan etkenlerin kontrolü, etkisizleştirilmesi, bertarafı amacıyla kullanılan her türlü kimyasal madde veya mikroorganizmaya biyosit ismi verilmektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı yani EPA biyositleri şu şekilde tanımlamış. Doğal ve üretilmiş ürünlere ya da hayvanlara dahil olmak üzere canlı yaşama zarar veren organizmaların kontrolü için kullanılan koruyucular, insektisitler, dezenfektanlar, pestisitler de dahil olmak üzere kullanılan muhtelif zehirli maddelerdir. Bu şekilde tanımlayarak üretimlerinde ve kullanımlarında ortaya çıkabilecek tehlikelere de aslında vurgu yapmıştır. Biyositlerin tarihçesine baktığımız zaman aslında insanlık tarihiyle benzerlik gösteriyor. Yaklaşık 3000 yıl öncesine kadar biz biyosidallerin insanoğlu tarafından kullanıldığını biliyoruz. İlk kullanılan maddeler arsenik ve kükürt olarak kayıtlara geçmiş. Daha sonra örneğin 16. yüzyılda balık avlamak için botanik kökenli maddeler, nikotin maddesi kullanılmaya başlanmış. 19. yüzyılda yaygın olarak krizantemden elde edilen piretrum isimli madde biyosidal olarak kullanılmış. Daha sonra patates böceğine karşı bakır arsenik bileşikleri ve diğer amaçlar için civa kurşun bileşikleri kullanılmış 1800'lü yıllarda. 1800'lü yılların sonunda biyosidal üretimi hız kazanmış tarımın da sanayileşmesiyle beraber. Herhalde hepimizin bildiği, hani duyduğu DDT maddesi, diklorodifenil trikloretan maddesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1874 yılında Alman kimyacı Otmar Zindler tarafından sentezlenmiş. 1939'da etkili bir insektisit olduğu bulunmuş. Ve 1948'de de Paul Müller Fizyoloji ve Tıp Nobel Ödülü almış bu madde sebebiyle. Bu madde 1940'larda böceklere karşı savaşta kullanımı başlamış ve 1942 yılında hani çok başarılı bulunup yaygın bir şekilde kullanılmış. 1942'de İtalya'daki tifüs salgınında kullanılmış. 1955 yılına geldiğimiz zaman Dünya Sağlık Örgütü de envanterine almış, sıtma savaş programında kullanmış DDT maddesini. Fakat bu aralarda yani bu sürelerde tabii ki bu maddenin yan etkileri, çevreye zararları, insan üzerine olan zararları da yavaş yavaş ortaya konulmaya başlanmış. Yavaş yavaş çatlak sesler çıkmaya başlamış.
1962 senesinde Rachel Carson Sessiz Bahar isimli bir kitap yazıyor ve bu kitapta aslında DDT'nin zararlarından bahsediyor ve bu şekilde bir kamuoyu oluşuyor DDT'ye karşı. Tabii her şey bir anda olmuyor. Bu madde kullanılmaya devam ediyor ve 1969 yılında ilk olarak İsveç'te yasaklanıyor. 1970 yılında Çevre Koruma Ajansı kuruluyor, EPA, ve 1971'de de bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde de yasaklanıyor. Ama bu sırada diğer ülkelerde yine kullanılmaya devam ediyor. Çünkü ucuz ve hani yaygın ve etkili bir madde aslında. 1980'lere geldiğimiz zaman ancak tüm dünyada yasaklandığını görüyoruz. Dünyanın bu şekilde DDT ile alakalı kötü bir tecrübesi olmuş. National Geographic'ten bir resim paylaşıyorum burada. 1945 yılında yayınlanmış. Resim altı yazısında da DDT insanlara zararsız olan güçlü insektisit şeklinde propagandası yapılmış. Burada görüyoruz işte açık bir alana püskürtme yapılıyor. Çocukların koştuğunu görüyoruz. Herhangi bir koruma önleminin alınmadığını görüyoruz. Bu da ilginç bir fotoğraf. Biyosiderlerin öneminden bahsedecek olursak, günümüzde sanayinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi, yaşam tarzlarının değişmesi, şehirleşme, atıkların çoğalması ve nüfus artışı gibi birçok faktöre bağlı olarak sağlığı tehdit eden tehlikelerde de bildiğimiz gibi artış ve çeşitlilik olmakta. Yeni ortaya çıkan her türlü riske karşı savunmasız kalmamak için koruyucu sistemlerin de güçlü ve aktif olması gerekiyor. Bunu yapabilmeniz ise ilk kuralı bilgi ve eğitim. Ülkemizde de modern tarıma geçiş, sağlık hizmetlerinde ilerleme ve yaygınlaşma, farklı endüstriyel sektörlerin ortaya çıkması gibi durumlara bağlı olarak da biyosit çeşitliliğinde artış olmuştur son dönemlerde. Bu bağlamda konuyla alakalı bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, hayata geçirmek, toplumu doğru ve bilimsel olarak bilgilendirmek, konuyla ilgili bilimsel çalışma yapmak, gerek toplumu gerekse alanın profesyonellerini eğitmek ve analiz altyapısı oluşturmak gibi birçok güncel gereksinim doğmuştur. Bu gereksinimleri karşılamak amacıyla da akademik kadrosu kuruluşu için eylemleri, hedefleri ve alanında ilk olma özelliğiyle 2015 senesinde Ankara merkezli olarak Biyosidel İş ve Çevre Sağlığı Derneği kurulmuştur. Biyosidel İş ve Çevre Sağlığı Derneği kurulduğundan itibaren çok aktif bir şekilde çalışmıştır. Bu dernek özellikle akademik kişileri bünyesinde barındırmaktadır. Hekim ağırlıklı bir yapıya sahiptir bu dernek. İlk kongrelerinden bahsedecek olursak 2014 senesinde Uluslararası Biyosfer Kongresi düzenlenmiş. Daha sonra hani 2015-2016 senelerinde devam etmiş. 2017 senesinde Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi düzenlenmiş. Yine aynı şekilde senelik olarak bu kongreler devam etmiş. En son olarak da 5-8 Mart 2020 tarihlerinde pandeminin tam ilk kısımlarında 4. Uluslararası ve Mesleksel Çevresel Hastalıklar Kongresi başarıyla tamamlandı. Bu sene de tabii yüz yüze kongre yapamıyoruz maalesef pandemi sebebiyle. Ama online olarak inşallah hani yine aynı doyuruculukta bir kongre yapmayı hedefliyoruz. 5-7 Mart 2020'de yapılacak. Kısaca onu da ileriki saatlerde vereceğim. Son zamanlarda derneği aktif olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeni üyeler katmak istiyoruz bünyemize. Bu sebepten dolayı bu oturumumuza tıp öğrencilerini, halk sağlığı asistanlarını, halk sağlığı uzmanlarını, aile hekimlerini bunları da katmak istiyoruz bünyemize. Webinar programlarımıza başladık. Geçen ay, Aralık ayında dernek başkan yardımcımız Güven Hoca, aktif madde içermeyen biyosfer ürünler ve pandemi süreci güncel mevzuat ve uygulamalar konusunda bir oturum düzenlediler. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'yla da beraber. Bu ayda biz Onur Hocam'la beraber bu şekilde biyosfer konusunda genel bir eğitim vermek istedik. Önümüzdeki aylarda da bu webinar serileri devam edecek. Biyosfer'lerle alakalı tabii DDT'nin hani olumsuz bir ortam oluşturduğunu görmüştük. Bunun üzerine tabii hani Amerikan EPA, yani Çevre Koruma Ajansı ve Avrupa Birliği, Avrupa Kimyasal Ajansı
bu konuda yetkili otoriteler ve ülkemizde de halk sağlığı alanında kullanılan bütün haşere ilaçları da bu örgütlerin onayladığı kimyasal maddeleri içeriyor. Biosudellerin uygulama şekilleri ve dozları yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Avrupa Birliği'nin direktifleri doğrultusunda yapılıyor. Ürün tiplerine geldiğimiz zaman biosidler 5 ana grup içerisinde yer alan 22 başlık altında toplanmıştır. Bu kimyasallar Amerikan Kimyasal Derneği'nin biat bölümü olan KAS'ın verdiği kodlara sahiptir ve her maddenin bir numarası vardır ve bu numara da KAS numarası olarak bilinir ve tescillenir. Ayrıca Avrupa Birliği'nde kullanım ruhsatı almış ürünler de kodu ICNO şeklinde bir numaraya sahiptir. Onaylanmış ve kullanımdaki biosidal ürünlerle ilgili her türlü toksisite testi yapılmıştır. Kullanımdaki her bir ürün için ilgili kapsamlı bir data sheet, yani Türkçesiyle veri sayfası bulunmaktadır. Bu şekilde ECHA'nın sitesine girdiğimiz zaman biosidal aktif ürünleri, lisanslanmış ürünleri filtreleyebiliyoruz, görebiliyoruz. EC numarasıyla, KAS numarasıyla, ürün adıyla, ürün tipiyle, mesela tip 18 insektisit akarisit konusunda araştırma yapmış. Onay tarihiyle vesaire bu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Burada bir tarama yapmışlar. Mesela 18 ürün tip 18'den arama yapmışlar ve 61 tane onaylanmış biosidal ürün. Burada da onay statüsü bulunuyor. İşte gözlem altında veya onaylanmış şeklinde. ECHA'nın sitesinde biosidalleri rahatlıkla görebiliyoruz. Yine ECHA'nın sitesinden biosidallerle alakalı az önce bahsettiğim veri sayfasını indirebiliyoruz. Bu veri sayfasında ürünün üreticisinin adresi, telefon bilgileri, e-mail bilgileri ve ulaşabiliyoruz. Ürünün kimyasal kodlarına ulaşabiliyoruz. Ürünün kimyasal kompozisyonuna ulaşabiliyoruz ve insan sağlığına veya çevre sağlığına olan potansiyel etkilerini de burada yazmak zorundalar. Ülkemizde de duruma geldiğimiz zaman ülkemizde direktör kanıması var. Bir biyosidal ürün piyasaya arz edilebilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'nca çeşitli açılardan incelenmiş ve uygun bulunmuş olması gerekiyor. İnsan ve çevre sağlığı açısından zararları kontrol altına almayı hedeflediği mikroorganizmalar açısından etkinliğini ölçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği çeşitli laboratuvarlarda analizleri yaptırılıyor ve analiz sonuçları ile birlikte çeşitli bilgi ve belgelerle desteklenen başvuru neticesinde de uygun bulunursa bu ürün ruhsatlandırılıyor. Sağlık Bakanlığı şu şekilde tanımlamış: kişisel hijyenden evimizin, eşyalarımızın, hastane cihazlarının, veteriner alanlarının, havuz sularının, içme sularının gibi birçok alanın yüzeyin dezenfekte edilmesine, yani zararlı mikroorganizmalardan arındırılmasında kullanılan ürünlere biosidal ürün denilmektedir. Aynı ECHA'nın sitesi gibi biosidal ürünler içinde, Türkiye'de ruhsatlanmış biosidal ürünler içinde Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde tarama yapabiliyoruz. Halka açık bir şekilde görebiliyoruz bu maddeleri. Ülkemizde de biosidal ürünler yönetmeliği geçerli. Bu yönetmelik 2009 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve daha sonra çeşitli değişikliklerle beraber resmi gazetede yine yayınlandı. Ve halen de geçerli olan yönetmelik bu yönetmelik. Bu yönetmelik detaylı bir yönetmelik. Birçok bölümü var gördüğünüz gibi. Birçok aynı zamanda ekleri de var. Sunumdan sonra inceleyebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden bunu bulabilirsiniz. Yönetmeliğin tamamından bahsetmeyeceğim ama önemli bir belge olduğu için ne amaçlanmış? Biosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithaliyle ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflanmasına, denetlenmesine ve biosidal ürünlerle ilişkin diğer usul ve esasları belirlemektir bu yönetmeliğin amacı. Yönetmelikte 22 tane alt grup ve 4 tane ana grup tanımlanmış ek 5'te. Bu ana gruplar, birinci ana grup dezenfektanlar ve genel biosidal ürünler. İkinci grup koruyucular. Üçüncü grup haşere kontrolü için kullanılan biosidal ürünler ve dördüncü ana grupta diğer biosidal ürünler olarak geçiyor. Birinci ana grup dezenfektanlar. Tip 1, birazdan da tekrar bahsedeceğiz.
Bizim için önemli, pandemi döneminde daha da fazla önem kazandı. İnsan hijyeni ile ilgili biyosel ürünler. İkinci ürün tipi kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosel ürünler. Üçüncü ürün tipi veteriner hijyenine yönelik ürünler. Dördüncü ürün tipi gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar. Beşinci ürün tipi içme suyu dezenfektanları. Gördüğünüz gibi birinci ana grup dezenfektanlardan oluşuyor. İkinci ana grup koruyucular. Kutu içi, film, ahşap, elyaf, deri, lastik, polimer, duvarcılık, sıvı soğutucu, arıtma sistemi koruyucuları, silimisitler ve metal işleme sıvıları koruyucuları bu ana grupta yer alıyor. Üçüncü grup hayvan hijyeniyle alakalı, haşerelerle mücadeleyle alakalı ürünler. 14. ürün tipi rodentisitler, avisisitler, mollusisitler, pisisitler. 18. ürün tipi evlerde de sık kullandığımız insektisitler, akarisitler ve diğer artropotların kullanıldığı ürünler. 19. ürün tipi de yine biraz sonra bahsedeceğiz. Kovucular ve çekiciler. Direkt insan teniyle birebir teması olan ürünler olması bakımından bazı sağlık riskleri de oluşturuyor. 4. ana grupta gıda ve yem alanında kullanılanlar. Bunlar bozulmayı önleyici ürünler. Mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvıları ve diğer omurgaların kontrolünde kullanılan ürünler. Yakın zamanda bir değişiklik yapıldı. Bu da şudur. Ülkemizin içinde bulunduğu COVID kaynaklı olağanüstü durum sebebiyle biyosidal ürünler yönetmeninin 15. maddesinde yer alan acil ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması uygun görülmüş. Yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler, yani az evvel de bahsettiğimiz gibi ürün tipi 1 ve ürün tipi 19, yani insan hijyeninde kullanılan dezenfektanlar ve kovucular ürün tipi 19. Bunlar Halk Sağlığı Kurumu'ndan ziyade Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan dolayı söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumluluk alanına verilmiş vaziyette. Sağlık etkilerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Biyosidallerin sağlık üzerine akut etkileri bildiğiniz gibi iritasyondan dermatite hatta ölüme kadar değişmekte. Belirtiler fazla spesifik değil. İshal, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarla karışabiliyor. Bu etkiler genelde pestisit uygulayıcıları olan tarım çalışanlarında görülüyor. Kronik etkileri sınıflandırmak gerekirse de bunlar kanser, doğum defektleri, nörotoksisite, nörodavranışsal bozukluklar, nörofizyolojik değişiklikler, üreme ve fertilite üzerine etkiler olarak sıralayabiliriz. Yine dernek üyelerimizin bazı çalışmalarından bahsedeceğim. Bu konuda yıllar içerisinde birçok çalışma gerçekleştirildi bölümümüzde. Çukurova Üniversitesi de gerçekleştirildi genele. Doktor Saliha Çelik'in uzmanlık tezi Adana ile Ceyhan ilçesi tarım çalışanlarında pestisit kalıntısı ve asetilkolinesteraz enzim aktivitesinin araştırılmasıydı. Bu çalışma epey yankı topladı ilgili alanlarda. Özet olarak tarım çalışanlarının kişisel koruyucu donanım kullanımı ve kişisel hijyen eksikliğini, pestisitlerin olası sağlık etkileri hakkında yetersiz bilgisini, pestisit kullanımında güvenli uygulama hakkında yetersiz bilgi ve eğitim eksikliğini, denetim eksikliğinden dolayı yasaklı pestisit kullanımlarının yaygınlığını, pestisitlere mesleki olarak maruz kalan bireylerin yanı sıra özellikle tarım bölgesinde yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminde çevresel etkiyle belirli bir oranda pestisitlere maruz kaldıklarını ortaya koymuştur bu çalışma. Çalışmaya YÖKSİS üzerinden ulaşabilirsiniz. Tez arama sistemi üzerinden erişilebiliyor. İkinci dernek üyemiz Dr. Musa Şahin. O da uzman olan arkadaşımız. Şu anda Adana'da görev yapıyor. Aktif pestisit uygulayıcılarında yama testinin uygulanması ve dermal maruziyet durumlarının araştırılması konusunda bir saha çalışması yaptı Adana'da. Bölgede pestisit uygulayıcıları klorpirifos, abamektin, buprefezin ve difenkanazolun olası sağlık etkileri açısından risk altında olabilir. İşverenler taşeron işçilerin istihdamında daha dikkatli olmalıdır. Tüm uygulayıcıların kişisel koruyucu ekipman hakkında bilgilendirmeye ihtiyaçları vardır. Greyfurt ilaçlaması ve manuel ilaçlama daha fazla risk barındırır. İşverenler uygulamadan önce ekipmanların düzgün dışında en olduğuna çalışmada bu şekilde sonuçta bulundu. Detayları için yine
teze göz atabilirsiniz. Bunun dışında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden hocalarımızla beraber, Çukurova Üniversitesi, iki üniversite ortaklaşa yine Çukurova bölgesinde çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerinde iş sağlığı güvenliği araştırması yaptık. Araştırmanın bulguları Türkiye'de mevsimlik gezici tarım işçilerinin yetersiz çalışma koşullarına, ücretlere, konaklama alanlarına, beslenme olanaklarına, sağlık koşullarına ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarına sahip olduklarını gösterdi. Bu yetersizlik çalışanların yaşam kalitelerini, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını, iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkilemekte. Yine Adana ilinin Karataş ilçesinde yaptığımız bir çalışmada, kesitsel bir çalışma yaptık burada. Çalışmaya dahil ettiğimiz 365 haneden 327'sinde, yani yaklaşık %90'ında pestisit bulunuyordu evlerin. Ne yazık ki bu konuda bilgi seviyesine baktığımız zaman yeterli bilinç seviyesine ulaşılamadığı görüldü. İleriki çalışmalarda, özellikle Türkiye'de yapılan çalışmalarda bu konuda bir eksiklik olduğunu fark etmiştik bunu yazarken. Evlerde hangi pestisitlerin kullanıldığı ve bunların kullanım, saklanım davranışlarının ve bilgi düzeylerinin öğrenilmesi, bu konuda eğitim programlarının ve zehirlenmelerden korunma önlemlerinin düzenlenmesi de önemli katkılar sağlayacak. İleride bu tip çalışmaların yapılması lazım. Genel olarak derneğimizin bugüne kadar yaptığı işler bu şekildeydi. Yine Onur Hocam yine eklemeleri olacak. Ben sunumu bitirmeden önce 5. Uluslararası Biyosfer Kongresi'nden bahsetmek istiyorum. Web sitemiz açık. Sunumdan sonra inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi 5-7 Mart tarihlerinde online olarak yapılacak. Kayıtlarımız açık. Bildiri gönderme süresi de 5 Şubat'a kadar açık. Bildirilerinizi de yükleyebilirsiniz. Kongremizin özelliği Avrupa Kimyasallar Ajansı, yani ECHA, Chemical Watch, OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ve Avrupa Zararlı Yönetimi Dernekler Konfederasyonu, yani CEPA gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenmektedir. Biz bu kurumların hepsiyle iletişim halindeyiz dernek olarak. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeterli yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımıyla 5-7 Mart tarihlerinde inşallah online olarak düzenlenecek. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Benim sunumum bu kadardı. Sözü Onur Hocam'a bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burak Hocamıza bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Gerçekten biyosidal ürünler hem isim olarak ne manaya geliyor, nedir ne değildir, bilgi eksikliği çok, o konuya vurgu yaptığı için artı derneğin faaliyetleri ve bunun uluslararası düzeydeki ilişkilerine vurgu yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Şunu eklemek istiyorum. İkinci sunumdan sonra soruları alacağız arkadaşlar. İki sunum bittikten sonra hem Burak hocamıza hem Onur hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi Onur hocamıza sözü vereceğim ama önce kendisini bir tanıtayım. Kendisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi doktor olarak çalışmakta. Test sınavını başarıyla verdi şu an. Yaklaşık 2 ay sonra da bir halk sağlığı uzmanı olarak sahalarda göreceğiz inşallah kendisini. Evet, Onur hocamızın da konusu el yüzey dezenfektanları ve COVID-19 pandemisinde kullanımı olacak. Dediğim gibi chat kısmından da sorularınızı yavaş yavaş yazabilirsiniz. Sunumlar bittikten sonra soruları sunumu yapan arkadaşlarla paylaşacağım. Evet Onur hocam, buyurun. Herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İlk başta sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem Ersin hocam hem Burak arkadaşıma, Burak hocama güzel sözleriniz için çok kibarsınız, çok incesiniz. Sunumun başında özellikle de teşekkür etmek istiyorum bu güzel takdiminiz için. Benim konum el ve yüzey dezenfektanları ve pandemi sürecinde bunların kullanımını içeriyor. Burak zaten çok detaylı bir şekilde sunumunda paylaştı. Gerçekten de biyosidal konusu çok geniş bir konu. İşin içerisinde mühendislik kısmı var, tekillere ait yön var.
Özellikle de sadece hekim olarak bizim bu alanda üretime paydaş olmamız çok çok önemli. İşin mühendislik kısmı gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama sağlık alanındaki kısmı Burak arkadaşımızın dediği gibi çok hızlı ilerlemiyor. Hekimlerin de bu konuda gerçekten de ilgi göstermesi gerekiyor. Ve var olan bilgi havuzuna yeni şeyler katabilmesi gerekiyor. Biz bu biyosital kongreleri aracılığıyla sektörde çalışan insanları tanıma fırsatı buluyoruz. Bu kongreler çok çok önemli oluyor. Umarım buradaki katılımcılar da bu şansı değerlendirmek isterler. Ve özellikle de biyosital konusunun gerçekten de çok önemli, çok geniş olduğunu o zaman kendi gözle görmüş olurlar. En büyük dileğimiz de bu. Bu seminerlerin de amacı da özellikle de hekimlerin bu konuya biraz daha yaklaşmasını sağlamak. Hem kendimiz yaklaşıyoruz hem de meslektaşlarımızı biraz elinden tutup bu tarafa çekmeye çalışıyoruz. Burada özellikle güncel literatür eşliğinde bazı şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Biyositallerin içerisinde dezenfektanlar önemli bir yer tutuyor. Özellikle pandemi döneminde daha önemli oldu bu dezenfektanların kullanımının artması pandemiyle ilişkili olarak. Buna bağlı olarak var olan farkındalığımızın artmasıyla sonuçlanması gerekiyor. Bu açıdan da baktığımız zaman bazı şeyler çok önemli. Tanım olarak baktığımız zaman dezenfeksiyon özellikle enfeksiyon kaynağının mikroorganizmalarının belli bir alanda, belli bir yüzeyde olmasını engelleme işlemidir esasında. Burada özellikle ana amaç temizlikle farkı enfeksiyona neden olacak mikroorganizmayı tamamıyla yok etmektir. Ama temizlikte, geleneksel temizlikte o etkenleri taşıyabilirsiniz yıkamayla ya da diğer araçlarla. Ama dezenfeksiyondaki mantık bu enfeksiyonu odağını tahrip etmektir. Ve burada özellikle dezenfeksiyon gücüne göre yüksek, orta ve düşük düzeyde dezenfeksiyon olarak sınıflandırılmıştır. Yüksek düzeyde dezenfeksiyon bazı bakterinin sporlarına etkili olmasına rağmen genel olarak sporlara etkisiz kabul ediliyor. Ama onun haricindeki bütün mikroorganizmalara etkisi görülüyor. Orta düzeyde özellikle yine zarflı ve zarfsız virüslere, birçok bakterilere ve mantarlara etkili bir dezenfeksiyon var. Düşük düzeyde ise özellikle bazı virüslere ve bazı mantarlara etkili ve yine mikoplazma haricindeki bakterilere etkinliği görüyoruz. İdeal dezenfektan nedir diye soracak olursak bunun gerçekten bir tane cevabı yok. Çok yönlü olduğu için birden fazla cevapla karşılaşıyorsunuz. Özellikle etkinliği çok geniş olmalı. Yani antimikrobiyal etkinliği çok geniş olmalı. Hızlı etkili olmalı, kalıcı olmalı. Özellikle kullanıcıya, çevreye zararsız olmalı. Yine kullandığınız, düzey dezenfeksiyonu yaptığınız tıbbi cihazlara, metal parçalara zararsız olmalı. Çevresel faktörlerden etkilenmemeli. Yine organik maddelerin varlığında aktivitesini korumalı. Yine birlikte diğer maddelerle kullanıldığında etkinliği bozulmamalı ve sonuçta bu bir ekonomik maliyet olduğu için de ekonomik olmalı. Burada şimdi göreceğiz birazdan kimyasal yapılarına göre. Yüksek seviyeli dezenfektanlara baktığımız zaman aldehit grubunu, hidrojen peroksiti, kloru görüyoruz. Düşük seviyeli dezenfektanlara baktığımız zaman alkol, fenol, amonyum tuzları, iyot solüsyonları, daha birçok moleküller ama kabaca bilinenler bunlar. Kimyasal gruplarına göre en geniş şekilde sınıflandırdığımız zaman işte alkolde özellikle alkol içeren ürünlere baktığımız zaman etil alkol ve izopropil alkolü görüyoruz burada. Aldehit grubunda ise formaldehit, glutaraldehit bunlar geniş spektrumlu etkiye neden olabiliyor. Klor bileşikleri, iyot bileşikleri, fenol, kuaternar amonyum bileşikleri var. Benzokonyum, klorit bunlar renksiz, kokusuz, non-irritan, koku giderici olarak da kullanabilirler. Ve sabunların içerisinde de bu amonyum bileşiklerini görebiliriz. Oksitleyici maddeler, hidrojen peroksit, ozon, potasyum permanganat gibi birçok madde var. Yine özellikle toksik olanlar, karsinojik olan gruplar da var. Etilen oksit, biguanit gibi. Bunlar da
kimyasal gruplarına göre dezenfektanların sınıfına giriyor. Şimdi özellikle bu sunumun mantığında iki ana grup var. Bir tanesi el dezenfektanları. Ne öneriliyor ve güncel durum nedir? Diğeri ise yüzey dezenfektanları. O da çok çok önemli pandemi sürecinde. İki ana başlık var. Dezenfektan dediğimiz zaman el dezenfektanları ve yüzey dezenfektanlarını araştırmaya başlıyoruz. Yine el dezenfektanlarındaki prensip de aynı. Özellikle patojenleri uzaklaştırmak, harap etmek, öldürmek. Bu özellikle iki durumda öneriliyor. Hem CDC'nin hem Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekil şu. En iyi, en altın standart yöntem esasında su ve sabun. Eğer siz su ve sabuna ulaşamıyorsanız el dezenfektanı kullanacaksınız. Ya da çok sık elinizi yıkamak zorunda kalıyorsanız su ve sabunla, o zaman yine el dezenfektanını kullanacaksınız. Bu iki çok yaygın endikasyon el dezenfektanı kullanımı için. Ama tabii ki hem CDC'nin hem Dünya Sağlık Örgütü'nün en önerdiği şey su ve sabunla eli yıkamak. Özellikle bu el dezenfektanlarını biz tabii ki hekimler olarak kullanıyoruz. Sağlık tesislerinde öncesinde de kullanıyorduk. Ama yeni dönemde tabii ki göreceğiz, açılacak, açılmayacak, tabii ki onları da izleyeceğiz. Okullarda, bakım evlerinde, yine toplu süpermarketlerde, alışveriş yerlerinde, ulaşım araçlarında 2020 yılında görmeye başladık. Bu tabii ki yeni bir alışkanlık kazandırıyor. Normalde biz görmüyorduk bunları, dezenfektanları, ama artık pandemiyle beraber bunlar belki 5 yıl, belki bir dekat hayatımızda yer alacak. Onu da tam bilmiyoruz. Bu açıdan da bir farklılık oldu. Baktığımız zaman el dezenfektanları kimyasal yapısına, içeriğine göre iki gruba ayrılıyor. Bir tanesi alkol bazlı el dezenfektanları, diğeri ise alkol içermeyen dezenfektanlar grubu var. Alkol bazlı içerisinde etanol, izopropanol ya da m-propanol gibi onun varyasyonlarını içeren içeriğe sahiptir. Alkolsüzlere baktığımız zaman bunlar işte benzokolyum, klorür, triklosan gibi maddeler içerir. Ama tabii ki şu an için en önerilen ve en zararsız olduğu düşünülen alkol bazlı el dezenfektanlarıdır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün, CDC'nin, yani sağlık otoritelerinin en çok önerdiği şey alkol bazlı dezenfektanlar kullanılması, alkolsüz içeriklerden kaçınılmasıdır. Baktığımız zaman bunların içerisindeki alkol oranı %60 ile %95 arasında değişiyor ve özellikle de mikroorganizmanın yüzeyindeki o proteinlere ve lipid tabakasına denatürasyonuna neden oluyor ve harap ediyor. Ve tabii ki içerisinde gliserin, yumuşatıcı ve kokuyu azaltmak için kullanılıyor. El dezenfektanı etkiliğine baktığımız zaman burada özellikle iki ana başlık görüyoruz. Bir tanesi uygulama şekli. Bu dezenfektanı nasıl uyguluyorsunuz? Kullanıldığınız miktar, sıklık, maruz kalma süresi ve eldeki ajanın aktif maddeye duyarlılığı, yani kullandığınız dezenfektan içeriğine karşı mikroorganizma duyarlı mı? Siz onu öldürebiliyor musunuz? Şimdi burada genel olarak özellikle el dezenfektanlarının 30 saniye teması elle yeterli görülüyor. Tabii bazen bir dakika da öneriliyor ama en az 30 saniye alkol bazlı el dezenfektanını elinizde tutun diyorlar. Ve bu birçok esasında bakteriye, mantarlara, zarf virüslere etkili oluyor. Alkolsüzlerden ise özellikle işte sürfaktan, alantonin ve bak, bu da benzer etkiye neden oluyor. Ama dezenfektanların genel şeyine baktığımız zaman çoğu bakteri sporlarsız olduğunu biliyoruz. Bu önemli. Zararsız virüslere ve parazitlere karşı, çoğu parazitlere karşı da etkisiz kalabiliyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve CDC alkol bazlı el dezenfektanlarını öneriyor. Şimdi bu alkol bazlı dezenfektanlara baktığımız zaman özellikle uluslararası anlamda kayıtlı 86 tane Türk şirketi olduğunu görüyoruz şu pandemi döneminde. Bu da gayet iyi şey. Alkolsüzde baktığımız zaman ise bunların güvenliğiyle alakalı bazı endişeler var. Özellikle triklosan önemli bir madde. Bu, şunu söyleyeyim, kesin kanserojen diye listeye alınmamış. Yalnız çok ciddi çalışmalarda bazı şüpheler duyuluyor bu maddeye karşı.
özellikle endokrin ve çevresel düzeyde etkiye sahip olduğu, olumsuz etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Avrupa Birliği 2014 yılında bunun kullanımını sınırlandırmış. Ve özellikle de bu hem insan ve çevreye etkisi hem de antibakteriyel direnç gelişimi yönünden bu maddeyi suçlamış. Bu da şu an Türkiye'de bu şekilde bir sınırlama kullanım devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Belki önümüzdeki yılda durum değişebilir. Triklosan'a baktığımız zaman alkol olmayan el dezenfektanlarında kullanıldığını görüyoruz. Ve burada özellikle sadece el dezenfektanı değil, diş macununda, çeşitli kozmetiklerde, sabunda, deodorantta, plastik şişede ile pestisit içeriğinde bunu görüyoruz. Ve binde birle üç arasındaki derişimde kullanılıyor. Ne yapıyor? Bu çok önemli bir soru. Özellikle meme ve over kanserine riski arttırıyor. Niye? Östrojen reseptörlerine bağlanıyor. Yine kolon kanseri riskini bazı çalışmalarda, bu sınırlı çalışmalar, meme ve over gibi çok güvenilir değil. Özellikle inflamatuar etkisi olan, proinflamatuar olan toll-like reseptörlerine aktive edip kolon kanseri riskini arttırıyor. İnflamasyon üzerinden arttırdığı söyleniyor. Yalnız bu madde çok ilginçtir. Kanser tedavilerinde de deneniyor, kullanılıyor. Mesela prostat kanseri tedavisinde kullanılıyor. Radyasyona bağlı mukozit tedavisinde kullanılabiliyor. Yani biraz bu maddeyle alakalı kafalar karışık. Avrupa Birliği de kendini garantiye almış. 2014'ten bu yana bu maddeyi izlemeye karar vermiş. Ona göre de nihai kararını verecektir. Şimdi el dezenfektanlarına baktığımız zaman özellikle Dünya Sağlık Örgütü alkol bazlı dezenfektanları öneriyor. Peki şimdi özellikle marketlerde biz bir ara tabii kolonya bulamadık. Ve kolonya avcılığına başladık. İşte %60 mı, %70 mi? Tabii ki sağa solu kontrol ederken bu yüzdeler karışıyor. Yani biz %60 neyi kastediyoruz? %50 neyi kastediyoruz? %80 her neyse neyi kastediyoruz? Yani niye bu yüzdeyle biz uğraşıyoruz? Niye %100 değil? Şimdi o da büyük bir soru. Çünkü bunu da insanlara anlatmak gerekiyor. Çünkü %100 olması demek tabii ki diğer içeriklerin hiç o dezenfektana girmemesi demek. Sadece alkol olduğu zaman yani tabii ki elde hemen uçar %100 ve o zaman gerekli 30 saniye ya da 1 dakikalık temas süresini yakalayamıyoruz. Onun için de %100 değil. Bu olabilecek, hemen uçmasını engelleyebilecek en optimal düzeyde diyeyim içeriye sunuluyor. Bu etanol için %80, izopropil alkol için %75. Yine gliserol var içerisinde, hidrojen peroksit var. Bu da çok çok önemli özellikle patojenleri öldürmek için çok çok önemlidir, radikaldir. Burada özellikle sporlara belli bir miktar etki etmek için kullanılır. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Metanol kullanılmaması gerekiyor. Metanol başımızın belası bir sağlıkçı olarak. Burada da yine kullanılmalı. Kullanılırsa ne olur? Cilt üzerinde dehidratasyon, kuru cilt, dermatit yapabilir. Ve özellikle cilt yolunda mas temasta yani çok fazla cilt temasında ya da oral alımda ya da inhalasyonla fazla miktarda alımda özellikle bu genç çocukluk denilen 6-8 yaş arasında çok çok tehlikeli oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, halsizlik, görme bozukluğu, bilinç kaybı gibi birçok duruma neden olabiliyor metanol eğer maruz kalınırsa. Şimdi güncel pandemide nasıl oluyor dediğimiz zaman şimdi tabii ki yine çok değişik süreçlerden geçtik. Bizim için de çok ilginçti. Marketten aldığımız poşeti bir gün ya da bazen iki gün, bazen üç gün balkonda, evimizin başka bir odasında bekletiyorduk. Çok belirsiz bir süreçti ve çok can sıkıcı bir süreçti. Buna katlanmak çok zordu. Ama tabii ki yapılan bazı çalışmalarda bu bazı özelliklerini öğrenebildik, öyle diyeyim. Özellikle iki çalışmada koyduk. Var. Özellikle çevresel yüzeylerde, plastiklerde, işte paslanmaz çelikte 3 güne kadar. Yine oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta %65'inden de yine 4-7 gün
bu virüsün kalabildiğini ispatlayan bazı çalışmalar var. Bunları da özellikle yüzeysel kontaminasyon için önemli gördüğüm için paylaştım. Şimdi bu yüzey dezenfektanları da çok rehberler var. Bizde tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın çevre sağlığı sitesinin diyelim sayfasının ve çok detaylı gerçekten de her esasında bir soruya ihtiyaç duyduğumuzda orayı gerçekten de iyi bir şekilde kullanılabiliriz. Çünkü çok detaylı hazırlanmış ve özellikle çok geniş planda hazırlanmış. Tabii ki burada özellikle aynı paralelde olduğu için Dünya Sağlık Örgütü ve CDC'den site yaptım, kaynakları koydum ama tabii ki Sağlık Bakanlığı da bu söylediğim şeyleri söylüyor zaten. Sağlık tesisi dışında dezenfektanlara baktığımız zaman, yüzey dezenfektanlarına baktığımız zaman el dezenfektanından hariç bir de genel yüzey dezenfektan olayı var. Bu sağlık tesisi dışında birçok yerde kullanılması artık gerekli. Çünkü bu pandemi döneminde evde kullanıyoruz, ofis, okul, spor salonu, işte market, artık burada göreceğiz bunları. Burada ne özellikle high touch, yani çok yüksek oranda dokunulan yerler hedeftir. Her yer değil. Kapı, pencere, kollu, işte mutfak, gıda, üretim alanları, tezgahlar, banyo, tuvalet, ortak kullanım alanları, dokunmatik, ortak personel araçları, bilgisayar olabilir. Özellikle her gün bunlara yönelilmesi gerekiyor. Yine burada sodyum hipoklorit ve alkolle biz özellikle bunları dezenfekte etmemiz gerekiyor. Burada çok ilginç şeyler de gördük. Bunlar güncel haberler. Zaten çoğumuzun da aşina olduğu şeyler. Tünel şeklinde, tünele giriyorsunuz ve tertemiz bir şekilde çıkıyorsunuz. Çok pratik bir zeka ama tabii ki çok işlemeyen bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Ve zaten belediyeler de Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri üzerine bu konuda ısrarcı olmadılar ve yanlış yaptıklarını kabul edip bu uygulamaları geri çektiler. Ama bir ara çok çok görüyorduk. Özellikle de herkes yıkanmaya teşvik ediliyordu. Yani bu tünele girmeyen adam kalmayacaktı. Ta ki Sağlık Bakanlığı müdahale edene kadar. Bu işte bir terslik var dedi. Niye? Çünkü çok yoğun bir şekilde pestisit dezenfektanına maruz kalıyorsunuz. Ve gözde, ciltte irisasyon, bronkospazm, özellikle atopik bünyelerde çok ciddi riskler var. Yine bulantı kusma etkisi var. Ve bunlar artık çok şükür görmüyoruz ki gerçekten de çok ciddi sıkıntılara yol açabilecek şeylerdi bunlar. Şimdi ideal yüzey dezenfektanı sağlık tesisinde etanol, hidrojen peroksit ve hipokloriti kullanabiliriz. Burada sağlık tesisinin özelliği şu, özellikle hasta koridorları, hasta oturum yerlerinde günde en az 2 kez ve en az 1 dakika bu yüzeysel dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. Yalnız burada bazı özel yerler var. Bu rehberlerde de belirtilmiş. Mesela ameliyathane. Tabii ki işlemden önce ve sonra bunlar dezenfekte edilmelidir. Ama burada kastettiğimiz şey ASM olsun ya da hastaneler olsun. Yani nedir? Kalabalık insanların olduğu yerlerdir. Bunlar için önerilen şey en az 2 kez günde ve 1 dakika boyunca yüzeysel olarak dezenfekte edilmesidir. Ekim 2020'ye kadar özellikle Burak'ın da bahsettiği gibi çevre dairesi yaklaşık 500 ürüne onay vermiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bu da çok çok büyük bir pazarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ve çok onay vermek için de EPA'nın çok iyi çalıştığını burada görebiliyoruz. Şimdi burada güncel olarak yapılan çalışmalara baktığımız zaman burada Amerika'dan bir çalışma koydum buraya. Bu çalışmanın amacı şu, ev temizliğinde işte ve ev temizlerken özellikle işte güvenli bir şekilde yapılıyor mu? Dezenfektan nasıl kullanılıyor? Kullanılırken nelere dikkat ediliyor? Bunu araştırmak için yaklaşık 500 katılımcıyla bir çalışma yapılmış 2020 yılında. Özellikle dezenfektan kullanırken %64 gözleri koruyalım demiş. Yani çok ilginç. Yani yaklaşık nasıl diyeyim? 3'te 1'ine yakın bir oranda bu ihtiyacı hissetmemiş. Yine 171 eldivenleri kullanalım demiş dezenfektan uygularken.
Yine %68'i dezenfektan uyguladıktan sonra ellerimizi yıkayalım demiş. %73'ü kullanırken yeterli havalanma olması gerektiğini bahsetmiş. %54'ü ise çocukların erişemeyeceği yerlere konulması gerektiğini belirtmiş. Yani esasında bu konuda yani dünyada gerçekten tecrübesiz. Yani bizde yapılacak çok iş var ama dünyada da iş bitmemiş görünüyor. Özellikle de Amerikalı halk sağlıkçıların da yapacağı çok şey var. Sadece bizim ev ödevimiz yok. Bu çalışma onu gösteriyor. Diğer çalışmaya baktığımız zaman bu özellikle SARS, o 2000 yaklaşık 16 yıl önceki uzak doğudaki salgın bize çok uğramadı. Bize çok az uğradı ama oraya baktığımız zaman orada da yapılan o salgın döneminde yapılan bazı çalışmalarda 2004 yılındaki çalışma bu. Özellikle bulaşmayı ne engelliyor diye bakıldığında sık sık maske kullanmak %70 oranında engellediği görülüyor. Günde ondan fazla el yıkamak %42 oranında transmisyonu azaltıyor. Ve özellikle de bu konumuzun içeriğinde de bu çok çok önemli. Yaşam alanlarını dezenfekte etmek %59 oranında yayılımı azaltıyor anlamlı olarak. Bu yaşam alanını dezenfekte etmek çok çok önemlidir. Tabii ki kendi evimizi buna biz yapıyoruz, biz sorumluyuz ama özellikle sağlık tesisinde olsun, belediyeler olsun bu konuda ne kadar kilit noktada olduğunu da gerçekten de fark etmesi lazım. Özellikle enfeksiyonun azalması için transmisyonun bu da çok çok önemliydi. Şimdi yüzeysel dezenfektan olarak bazı maddeler kullanılabiliyor. Ozon geleneksel olarak tabii ki özellikle su bazlı dezenfeksiyonda kullanılıyordu ama bu tabii ki hava yolu ve yüzey enfeksiyonunda da kullanılmaya çalışılıyor. Bu özellikle şurada gördüğümüz spike proteinlerini ve fosfolipid yapısını bu şekilde destrükte ederek virüsü inaktive ediyor korona SARS-CoV-2'yi. Burada özellikle 10 dakikalık ozon uygulaması ve 27 milyon hacim başına parça diye Türkçe'ye çevrili uygulaması yaklaşık %60 oranında azalmaya yol açmış 2020'deki bir çalışmaya göre. Ultraviyole C de çok çok önemli. Ultraviyole C özellikle pandemiden önce de esasında biz sağlık testlerinde kullandığımız bir dezenfeksiyon yöntemi. Burada tabii ki dalga boyuna göre bazı yan etkiler olabiliyor. Şimdi geleneksel olarak 254 nanometre boyundaki bu cihazla verdiğimiz zaman %94 bakteriyel yükü azaltıyorduk. Ve burada da bu çalışmada da yine 2020 yılında yapılmış çalışmada 5 dakikalık uygulamada özellikle yüzeyde ve N95 maskelerin dezenfeksiyonunda diyelim anlamlı olarak çok ciddi miktarda işe yaradığı gösterilmiş. Yine başka bir çalışmada bu sefer daha düşük dalga boyu kullanılmış 222 nanometre. Burada ise 10 saniyede 88.8 %88,5 30 saniyede %99.7 neredeyse tamamına etkili olarak bu doku kültür enfeksiyon dozunu 50'sini azalttığı, etkili olduğu gösterilmiş. Ancak tabii ki virüsün RNA'sına 5 dakika bile uygulasanız etkili değil ultraviyole. Bu açıdan da özellikle düşük nanometre boyunda kullanılması şu açıdan önemli. Göz ve cilt irritasyonunu azaltıcı bir etkisi var. Yine klorlama özellikle hastane atıklarında çok çok önemli. Burada yine 2020'de yapılmış bir çalışmada özellikle 20 santigrat derece 30 dakika klor uygulaması hastane atıklarında SARS-CoV için tüm hepsi için esasında SARS-CoV ve COVID-2 için inaktivasyonu sağladı, görmüş. Yine bu işlemi ultraviyole ile kombine edebiliriz veya tek başına da yapabiliriz. Ancak ozon tedavisinin çok etkili olmadığı söyleniyor. Şimdi bu yüzey klorlaması daha önceden de çok yapılıyor ve özellikle de burada pandemiden önce de bazı rehberlerde yüzey klorlaması öneriliyor. Yani elimizdeki klor da çok çok işe yarıyor. Yaklaşık 2 dakikalık, burada onu göstermek istiyorum. 2 dakikalık bir temasta da klor bu dezenfeksiyon için iyi bir madde oluyor. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada özellikle şu çok önemli. Dediğimiz gibi halka açık yerlerin dezenfeksiyonu, yani yüzey dezenfeksiyonu yaklaşık çok ciddi bir oranda yarıya yakın.
bu geçişi azaltıyordu. Şimdi burada belediyeler ne yapıyor çok iyi bilmiyoruz açıkçası. Şu an özellikle ben araştırma yaptığım zaman da öğrenebildiğim çok sınırlı yani belediyelerin hangi içeriği kullandığı çok bilmiyoruz. Ama belediyelerin hemen hemen hepsinin haberi var. Yüze, işte sokakları dezenfekte ediyoruz ya da çeşitli parkları ya da başka yer dezenfekte ediyoruz diye şey var ama içerik yok. Bu da biraz esasında giderilmesi gereken yön. Yani tamam elinize sağlık ama siz bize ne yapıyorsunuz? Ya belediye olarak siz bize hangi maddeye enjekte ediyorsunuz? Doğaya neyi doğayı neyle temas noktasında bırakıyorsunuz? Biraz da bunu öğrenmemiz gerekiyor ki en azından biz de bazı şeyleri görelim. Şimdi burada özellikle 2020 yılında ciddi bir yayın olarak bunu görebildim. Özellikle iki hocamızın yaptığı Belediyeler Birliği dergisinden Temmuz-Ağustos 2020'de çıkmış pandemi sürecinde belediyecilik sayısı. Burada özellikle belediyelerin hangi maddeyi kullanabileceği opsiyonları belirtilmiş. İşte 170'lik alkol, çamaşır suyu, yine kuaför amonyum bileşikleri ve hidrojen peroksit görülüyor burada. Yine hangi amaçlarla kullanılacağı. Belediyelerin ne yaptığını tam öğrenemediğim için bu rehbere göre bazı hani uygulamaları yaptığını umut ediyorum en azından. Çünkü bu makalede belediyelere bunlar önerilmiş. Büyük bir ihtimal bunlardan birini belediyeler tercih ediyordur. Şimdi biraz da insan sağlığının etkisine bakalım. Burak biraz başladı ama dezenfektanların yan etki profiline baktığımız zaman çok çok geniş. Onları göreceğiz. Ancak burada özellikle uluslar mavzuyet data sistemi veri sistemine baktığımız zaman bunlar tabii ki Amerika'daki çağrılar, dezenfektanların yan etkilerine karşı oluşan çağrılar, maruziyet sonrası çağrılar. Özellikle 2020'nin bu 3 aylık döneminde, Ocak ve Mart döneminde 2019'a göre bu çağrılar %20 artmış dezenfektanlarla ilgili olan çağrılar. 2018'e göre de %16 artış var bu çağrılarda. Baktığımız zaman bu artışın %36,7'si alkolsüz dezenfektanlara ait bir artış. Ve yine %36,7'si katkı sunanlardan yine el dezenfektanlarına bağlı maruziyet sonrası bir artış olmuş. Yani buradan da şunu öğrenebiliyoruz. Yani el dezenfektanları gerçekten de çok kontrolsüz kullanılıyor. Ve ne amaçla kullanıyoruz bilmiyoruz. Yani insanlar bir sigara alışkanlığı gibi sosyalleşme aracı olarak kullanabiliyor bunu. Bu çok gerçekten de farklı bir alışkanlığa yönlendirdi bizi. Onun için el dezenfektanları ne için kullanıyoruz? Onu üzerine biraz düşünmemiz gerekiyor. Burada insan sağlığına etkisine baktığımız zaman burada en çok hani gündemde olanlara baktığımız zaman etanol cilde iritasyon yapar, kuruluk, kaşıntı, yanma yapabiliyor. Glutaral aldehit yine iritasyon yapıyor, renk değişimi yapıyor, sarı kahverengi, biguanitler, ödem kızarıklık yapıyor. Klor yine doku nekrozuna kadar etkileri var. İyot, büller, kabarcıklar, sıvı dolu kabarcıklar yapabiliyor. Hidrojen peroksit yine çok eritem, ödem, korozif etkiye sahip. Çok ciddi esasında cilt yan etkileri var bu dezenfektanların. Yine başka bir çalışmada, İran'da yapılan bir çalışmada, komşuda yapılan bir çalışmada yine 2020 yılında bu pandemi sürecinde dezenfektanlara bağlı olarak yan etkileri incelemişler. Özellikle katılımcıların %42'si el, ayak, göz, solunum yolu, gastrointestinal sistem gibi birçok alanda en az bir tane maruziyet yaşamış. En fazla işte cilt kuruluğu yaşamışlar. Obsesyon, ciltte kaşıntı, öksürük %41, göz iritasyonu yaklaşık %40'larda. Ve buradaki çok ilginç bir nokta. Türkiye'de böyle bir şey göremedim. Özellikle katılımcıların ortalama günlük el yıkama sayısı 15,28 bulunmuş. Ellerini dezenfekte etme sayısı 10,74 bulunmuş. Ortalama yüzey temizleme ise yüzey şeyini 2,99 bulunmuş. Tabii ki bu katılımcılar sağlık tesisi dezenfekte etmiyorlar. Kendi evlerini dezenfekte ediyorlar ve 2,99 kez. Şimdi bir sağlık tesisinde bile çoğu yerde günde 2 defa dezenfeksiyon önerirken bunlar yani evde 2,9 yani yaklaşık 3 kez günde yüzey dezenfeksiyonu yapıyorlar.
Şu maruziyeti biraz düşünmenizi istiyorum. Gerçekten de burada aynı evde yaşlı yaşıyor, hayvan yaşıyor, çoluk yaşıyor, çocuk yaşıyor. Belki gebe var, bilemiyoruz. Ve normalde sağlık tesisine önerilen şeyden daha fazla dezenfekte ediyorlar. İran'da bile. Evet, benim literatürden derlemeye çalıştığım şeyler bunlardı. Özellikle bazı soruların cevabını bulmaya çalıştım. Ama çok geniş bir konu. Umarım kendi meselemi, kendi anlatmak istediklerimi size anlatabilmişimdir. Kongreyle alakalı gerçekten de sağlık profesyonelleri açısından çok çok önemli. Biz bu kongre beşincisine katılacağız. Dördünde de gerçekten de alandaki çok yetkin insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Çok faydalı bu konuda. Çok faydalandık güvenilir kaynaklardan. Tabii ki dezenfektanlar ve yine diğer biyositel ürünler de kongrede detaylı bir şekilde yer alacak ve onu da daha iyi anlamaya çalışacağız. Özellikle yine Burak'ın paylaştığı gibi kongrenin web sitesi 5 Şubat'a kadar bildiri, sözlü ve postal bildiri gönderimi açık. Tabii ki meslektaşlarımız, bu alana ilgi duyan insanları kongreye bekliyoruz. Ben dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, sunumum bitmiştir. Evet, Onur hocamıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten dezenfektanlar konusu çok detaylı. Bu kısa süre içerisinde çok güzel şekilde derlemiş, toparlamış. Eline sağlık. Şimdi sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Bazı sorular geldi. Ben onları sunumu yapan arkadaşlarıma teker teker ileteyim. Burak hocamızla başlayacağım. Kamilay isimli bir dinleyicimiz sormuş. Sayın Kurt demiş, bünyenize katmak istediğiniz meslek grupları maalesef sahada aktif değildirler. Asıl çalışmanız gereken meslek grupları herkesçe malumdur. Bu noktada ürün özellikleri ve etkilerini iyi bilmek önemlidir muhakkak. Bu bağlamda asıl çalışmanız gereken meslek gruplarının içerisinde niye sahada aktif olarak çalışmakta olan çevre sağlık teknisyenlerini ve teknikerlerini düşünmek akıllara gelmiyor? Burak Bey'e söz vereceğim. Ben bir cümle sadece bu soruyla alakalı çevre sağlık teknisyenlerinin, teknikerlerinin 1961 yılında çıkartılan 224 sayılı sağlık ocağı kurulması, 224 sayılı sağlık sistemlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunla kurulan sağlık ocağı sisteminde çevre sağlık teknisyenlerinin çok çok yadırganamaz, önemli bir yeri vardır. O yüzden yerleri bambaşkadır. Hem sahada aktif olarak hem suyla ilgili hem diğer çevre sağlık işleriyle ilgili çok aktif görevleri olan bir meslek grubudur. Evet, bunu söyledikten sonra Burak hocamıza sözü veriyorum. Buyurun. Evet. Kamil Bey, yorumunuz için teşekkürler. Ersin Hocam da güzel bir giriş yaptı aslında. Hani ben de sahada çalışan bir hekimim. Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalıştım. TSM Başkanlığı görevinde bulundum. Birçok çevre sağlıkçı arkadaşımızla beraber aktif sahaya da çıktık. Hani beraber birçok çevre sağlığı sorununu köylerde veya kent merkezinde hani birebir gözlemledik. Çevre sağlıkçı arkadaşlarımız tabii yaşı ileri olan abilerimizdi genelde. Aşağıdan pek kişi yetişmiyor. Genelde hani 50 yaşın üzerinde olan kişiler ve bu konuda bayağı tecrübeli olan bir kişiler. Açıkçası biz hekim olarak toplum sağlığı merkezine gittiğimiz zaman bizden daha bilgili olduklarını görüyoruz. Hani çevre sağlığı teknisyenlerinin. Bu da tamamen hani Ersin Hocam'ın bahsettiği gibi eskiden çevre sağlığı teknisyenleri, çevre sağlığı teknikerleri sahada çok aktiflermiş. Hani gıda denetimleri olsun, hani egzoz emisyonlarına bile bizim çevre sağlığı teknisyenlerimiz o zaman bakıyormuş. Tabii bize bunları anlatıyorlar ama biz bu dönemlere denk gelemedik. Bildiğiniz gibi hani çevre sağlığı denetimleri aslında Sağlık Bakanlığı'ndan bir süre önce alındı. Denetim yapılan az bir alan var. Ama biyosidel ürünler hani çevre sağlığı teknisyenlerinin denetim yaptığı alanlardan bir tanesi. Yine hani ben görev yaparken de toplum sağlığı merkezinde düzenli olarak biyosidel ürünler yani düzenli olarak denetimleri yapılıyordu. Hala da bakanlığın programında devam ediyor. Bu yüzden hani
sunumumuzun özellikle hani benim bahsettiğim kısmın özellikle hekimleri hedeflemesinin sebebi hani benim gördüğüm kadarıyla sahadaki hekimlerin özellikle toplum sağlığı merkezinde veya iyi sağlık müdürlüklerinde çalışan hekimlerin hani biz tıp eğitimimizde de bu tarz bir eğitim almıyoruz. Biyosfer ürünlerle alakalı bu konudaki bilgi eksikliklerini gidermek zaten hani derneğin kuruluş amacı veya hani kongrelerin düzenlenme amaçlarından bir tanesi de bu. Eksik olan çevre sağlığı bilgilerimizi tamamlamaktır. Aynı şekilde hani derneğimize veya kongrelerimize, sunumlarımıza, seminerlerimize bütün çevre sağlığı teknisyeni, arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz. Onlar bizim sahada beraber çalıştığımız kişilerdir. Katkınız için ben teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine sözü Burak hocamızla alakalı konusunda bir destek olarak soru değil ama bir katkı gelmiş. Onu da iletip daha sonra Onur Bey'in sorularına geçeceğim. Orhan Yüce, sahadan bir denetim görevlisi olarak belediyelerin kontrolünün siyasi sebeplerle yapılmasının güçleştiğini söyleyebilirim. Bakanlığın bu anlamda taşra teşkilatını genelgelerle desteklemesini bekliyoruz demiş arkadaşımız. Buna bir ekleyeceğiniz bir şey var mı Burak Hocam? Evet, bu şekilde iletmiş olduğunuz durumu ama hani dediğim gibi birçok denetim unsuru Sağlık Bakanlığı'nın uktesinden alındığı için hani bu yasalarla olan bir şey. Bazı şeylerin geri gelmesi için de hani yasaların değişmesi gerekiyor. Hani bundan sonraki süreç nasıl olur bilemem ama belki bu konuda bir farkındalık kazandırabiliriz hani bu seminerler vesilesiyle. Evet, ben de Orhan Bey'e katılıyorum. Gerçekten taşra asıl işi yapan sahadır. Sahanın desteklenmesi çok önemli. Ben de Orhan Bey'i destekliyorum. Evet, şimdi Onur hocamıza gelen soruları ileteyim. Ali Güzel isimli dinleyicimiz sormuş. Merhabalar, DDAC ürününün yapısında genellikle %80 DDAC. DDAC denen şey arkadaşlar, dietil, didesil, dimetil, amonyum, klorür isminde bir kimyasal madde. %80 DDAC ve %10 su ve %10 metil alkol içeriyor. Yüzey dezenfektanlarında bu ürün %1 ağırlıkça formülasyonlarda kullanılıyor. Bu ürün kullanımı bir risk midir? Eğer risk ise geçmişe dönük ruhsatlandırmalar nasıl alınabilmiştir? Teşekkürler. Evet Onur Hocamız. Evet. İlk başta şunu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Ali Güzel Bey'e. Gerçekten çok dikkatli. Ben de bu sunumu hazırlarken zaten en önemli motivasyonum buydu. Yani sektörde neler oluyor? Tabii ki özellikle bir firmayı, bir ürünü burada tartışmamız çok çok doğru değil. Çünkü burada özellikle o firmanın tarafları yok. Sadece biz varız. Onun için bu firma üzerinde, ürün üzerinde çok tartışmaya girmeyeceğim. Ama burada zaten özellikle bilinçli tüketici olmak gerekiyor. Benim yine şunu hatırlatmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve CDC'ye göre olan ideal el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanının ne içermesi gerektiği zaten sunumumda vardı. Özellikle alkol bazlı %60-80 ya da %60-95 de olabilir. Alkol bazlı dezenfektanları tercih etmeleri gerektiğini, oranlarının da bu şekilde olması gerektiğini zaten sağlık otoriteleri söylüyor. Kendileri de zaten ürünleri tercih ederken özellikle bu bilgileri dikkate alırlarsa, bu bilgileri sorgularlarsa doğru ürüne kavuşacaklarını düşünüyorum. Çünkü ben de yani çok gördüğüm için bu şeyi yaparken özellikle sadece tek bir firma yok yani bu durumda. Ruhsatlandırma işi ya da herhangi başka resmi prosedürler bizim bilgimiz dahilinde olan şeyler değil. Biz bir hekim olarak bunun sağlık etkilerini araştırıyoruz. Herhangi bir ruhsatlandırma ya da herhangi bir bakanlıkların yetkisi bizde değil. O sorunun da zaten hani direkt cevabı bende yok. Benim en önemli tavsiyem Dünya Sağlık Örgütü'nün, CDC'nin, sağlık otoritelerinin, yine Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği içerikte dezenfektanları kullanmalarıdır. Bu şekilde cevap verebilirim Ali Bey'in sorusuna. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz Tolga Balıkçı'dan geliyor. Pandemi döneminde kullanımı artan el dezenfektanları nedeniyle poliklinikte ciddi dermatit görme sıklığımız arttı. Hastaların en sık sorduğu antialerjik jel şeklindeki el dezenfektanlarının koruyuculuk oranları ve bulaştırıcılığa etkileri nasıl? Güzel sunum,
Çin'de ayrıca teşekkür etmiş. Evet Onur Hocam. Doktor Talgobalıkçı'ya ben teşekkür ederim. Zaten birebir tanışıyoruz. Kendisi gerçekten çok dikkatli bir hekimdir. Çok sevilen bir aile hekimidir meslektaşımız. Gerçekten de onun gözünden de kaçmamış. Burada şunu söyleyebilirim. Yani anti alerjik jel diye bahsedilen şeylerin koruyuculuk olanları konusunda çok ciddi şüpheler var. Burada özellikle alkolü çıkarıyorlar içerisinden ve başka maddeler koyuyorlar. Şimdi burada koyduğu maddenin ne olduğu da çok önemli. Eğer triklosan gibi bir madde koyuyorsa alkolden, dermatitten kaçarken başka etkilere de yakalanabiliyor. Onun için burada anti alerjik diye sunulan şeylerin özellikle içeriğini çok çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Tek bir içeriğe sahip değiller. Onun için de bilemiyoruz yani kullanıcının elindeki ürün ne? Ama temel mantık şu, alkolü içerisinden çıkarıyorlar anti alerjikte dermatit riskini azaltmak için. Öyle olunca da bir iki soru var. Bir, etkin mi? Öldürüyor mu mikroorganizmaları? Yoksa sadece bir kullanım alışkanlığı mı? Obsesyonu mu besliyor? İkincisi de alkolü çıkarınca hangi içeriği koyuyorlar? O da çok çok önemli. Onun için bu iki faktör esasında o kadar çok değişik cevaplara neden olabilir ki moleküler seviyede. Ancak bu şekilde cevaplayabilirim. Teşekkür ediyorum Tolga hocama da. Evet. Ben yine bir ekleme yapayım. 5-7 Mart tarihindeki kongremizde arkadaşlar dezenfektanlarla ilgili yine daha detaylı bir sunum olacak. Yine kongreye katılımınızı o yüzden bekliyoruz. Davut Alptekin hocamız bir soru göndermiş. Bu dönemde çok fazla dezenfektan madde üretmek için ruhsat başvurusu yapan firma var. Bu firmaların istediği testi yapacak laboratuvarlar çok az. Yetki verilen laboratuvarların pek çoğu virüsün ne olduğunu bilmez iken test yaptığını duydum. Bakanlığın yeni dezenfektanlar için bir sınırlaması var mı? Evet Burak Hocam isterseniz. Evet bu ya da... Davut Hocam buna hani bizim cevap vermemiz zor şu anda. Hani bunu bakanlığın çevre sağlığı dairesinden biri olsaydı toplantıda belki cevabı olabilirdi ama hani şu anda bunu bilemiyoruz açıkçası. Davut Hocam ben şunu da sözünü vereyim. Kongrede inşallah hocam çevre sağlığı dairesinden gelecekler. Bu sorunuzu olduğu gibi onlara ileteceğimin sözünü ben size veriyorum hocam. Evet, bir diğer sorumuz programa geç katıldım. Yusuf Ziya Mencaloğlu. Sunumlar PDF olarak paylaşılacak mı? Evet, bunu ben cevaplayayım. Yayının tekrarı izlemeyenler için FTS Akademi web sitesinin geçmiş yayınlar bölümünde yarından itibaren yayınlanacak. Yani FTS Akademi web sitesinde girerseniz yarından itibaren sunumu aynı şekilde izleme imkanına sahip olacaksınız. Evet, Elif Dönmez, ağzınıza sağlık Onur Hocam, çok yararlı oldu diye bir mesaj geldi. Evet. Bir soru daha var yine Onur Hocamıza. Onur Bey, ortam havası dezenfektanlar için hem etkinliği kanıtlanmış hem de insan sağlığı açısından uygun bir formülasyon mevcut mudur? Ortam havası, evet güzel bir soru. Evet, burada işte ozon denenebiliyor. Yalnız ortam havasında da çok ciddi alerjik reaksiyon riski ortaya çıkabiliyor. Burada çok bu konuda başarılı yayınlar yok açıkçası. Benim bu sunumumdaki temel mantık teorik olarak var olan şeylerin özellikle çalışıldığı şekliyle almaktı. Yani çalışmalarda bunun etkinliği kanıtlanmış mı? Benim görebildiğim çok ciddi bir etkinliği yok. O açıdan bu konuda hani sunumunda da bir şey paylaşamadım, bir veri paylaşamadım. Etkili olabileceği söyleniyor ama tabii ki ne oranda etkili, ne oranda azaltıyor, onu şu an bilemiyorum. Evet, ben de bir ekleme yapayım bu soruya istinaden. Yani hiçbir biyosiral ürün masum değil. Sonuçta kar zarar oranını hesap ederek kullanmak durumunda kalıyoruz. Sonuçta ciddi bir pandemiyle karşı karşıyayız ve bu pandemide de
kendimizi korumamız açısından bazı ürünleri aşırı miktarda tüketmek durumunda kaldık. Tabii bunu bilinçli bir şekilde ve dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor. İşte pandeminin başında Onur'un hocamızın gösterdiği gibi farklı farklı uygulamalar, belediyelerin yerleri dezenfektanlarla, biyositel ürünlerle yıkaması hiçbir mantığı yoktu. Onlar daha sonra bu uygulamalardan vazgeçildi, kaldırıldı. Tabii enfeksiyon da yeni olduğu için bazı şeyleri de yeni yeni öğrenmek durumunda kalıyoruz. O yüzden kendimizi geliştirerek en doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta şunu söyleyebiliriz, hiçbir biyositel ürün masum değil. Evet, çok fazla teşekkür mesajı varmış. Onu söyleyebilirim. Evet, başka soru yok. Burak hocamız ve Onur hocamıza son sözleri için sözü bırakayım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalandık. Ben yine bir hatırlatma yapayım. 5-7 Mart tarihinde Biyosidal Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde uluslararası çaptaki derneklerle beraber, kurumlarla beraber yapılacak bir organizasyon. Ülkemizde de çok ileri düzeyde konuşmacı arkadaşlarımız yine olacaklar. Katılmanız gerçekten bizleri mutlu edecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz. Evet, son sözü Burak hocamız ve Onur hocamız birer cümleyle alıp kapatalım. Evet, ülkemizde biyosidal alanında yapılan bilimsel çalışmalar çok çok az seviyede. Kongremize bahsettiğimiz gibi bildiri gönderimi açık, önümüzdeki sene de olacak. Bütün arkadaşlarımız hani bu konuda araştırma yapmaya, çalışma yapmaya davet ediyoruz. Biz de hani yurt dışındaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hatta İran'daki bilgi seviyesine ulaşmamız lazım. Pandemi döneminde çok fazla dezenfektan tükettik fakat sağlık sorunlarını da oluşan sağlık sonuçlarını da değerlendirmemiz lazım. Bu konuda ben bütün araştırmacıları çalışmaya davet ediyorum. Teşekkürler. Son söz olarak ben de hem bu imkanı verdiği için organizasyon sahiplerine hem de katılımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bazı sorulara cevap bulabilmişlerdir bu sunumumuza. Olabildiğince bazı şeyler açıklamaya çalıştık. Bu konuda da ana amacımız da Burak'ın dediği gibi sağlık çalışanları, özellikle hekimleri tabii ki bu alana biraz daha çekmek, ellerinden tutup bu alanda üretmeye teşvik etmek. Kongrede bu açıdan çok çok önemli, önemli bir organizasyon. Biz de çok faydalanacağız. Ben bitirirken de herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım bu yıl gerçekten de güzel bir şekilde geçer ve bu pandemiyle doğru bir şekilde savaşırız. Teşekkür ediyorum katılımlar için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kongreye bekliyoruz.